Profesör Doktor Mona Sibrikaya Şerifoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sürekli iyileştirme konuşacağız. Yaptığımız işi daha iyi yapmanın yollarını konuşacağız. Üstelik bununla ilgili şimdi senatomuz bir karar aldı. Bir ödül mekanizması kurguladı. Onu da konuşacağız. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Bana sorarsanız mutlu çalışmak için ihtiyaç var. Eğer biz robot olsaydık her gün aynı saatte kalkıp işe gidip robot gibi işimizi yapıp geri dönerdik ve sorun olmazdı. Ama biz duyguları olan varlıklarız, aklı olan varlıklarız, vicdanı olan varlıklarız, mantığı olan varlıklarız. Bunları cebimize koyup robot gibi davranmak herhalde normal değil, mutluluk getirecek bir şey de değil. Yaptığınız işi severek yapabilmenin yollarından biri o işi iyileştirmek için emek vermek, katkı koymak, karşılığını da görmek. İşte siz bir ihale sürecinin bir parçasısınızdır. Orada bugüne kadar yaşanmış birçok aksilik gözetlemişsinizdir. Bunu zaten yaşıyorsunuzdur da bugüne kadar belki durup düşünmediniz. Ya arkadaş, bu aksiliği her seferinde yaşıyoruz. Yaşamamak için ne yapmak lazım? İşte bu ne yapmak lazım, neden olmasın, nasıl olsun, nasıl daha iyi olur gibi soruları kendinize sorduğunuzda inanın. Zaten durmuş, oturmuş, rutine binmiş işlerin bile daha iyi yapılma yollarının olduğunu keşfedersiniz. İşte şimdi Nigar Hoca'nın ekip arkadaşlarıyla hazırladığı bu teşvik yönergesi kapsamında bu fikirleriniz bir de üniversitede belki ulusal çapta inşallah tanınacak iş geliştirme fikirlerine dönüşebilir. Ama bu şimdi durup dururken icat çıkarmak mıdır? Yok, icat çıkarmak değil aslına bakarsanız. Dediğim gibi çok basit bir şekilde yaptığımız işi daha iyi yapıp hem kendimiz daha mutlu çalışmak, katkı vermek kuruma, hadi daha da büyütelim devlete ve millete, hem de hizmet verdiğimiz bir sonraki istasyondaki arkadaşınızın, onun hizmet verdiği nihai istasyondaki hizmet alıcıların ve bunları genellersek eğer mensuplarımızın, öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin ve diğer memur arkadaşlarımızın mutlu olmasını sağlamak. Şimdi bak, eğer bu icat çıkarmayalım, aman şimdi olduğumuz gibi kalalım denseydi insanlık tarihinde birçok şey olduğu gibi aynı kalırdı. Çok basit bir şey söylendi geçtiğimiz hafta inovasyon haftasında. Şaşırdım ben, siz bilir miydiniz bilmiyorum. Ampul, her gün her evde kullandığımız, sabah açtığınız karanlıkta, akşam açtığınız, yatarken kapattığınız ampulde son 5 yılda yapılan inovasyon, yenilikçilik, yeni fikirler, yeni geliştirmeler 125 yılda yapılmış olan geliştirmelerden daha fazlaymış. Yani insanlık daha fazla fikir üretmeye başlıyor. Elimizde o teknolojik yöntemler de var. Bakın burada bu Finally denen firma, o çok tasarruflu beyaz ışık veren ampuller yerine sarı sıcak ışık veren, yine çok tasarruflu olan bir ampul yaratmışlar. Ampulde gelinen son aşama diye söylüyor bunu. Ama gerçekten bu son aşama mı? İnanmayacaksınız, başka şeyler de var. Artık ileride ampul kullanmayacağız. Bitkiler ışık verecekler. Ve bunu da herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan yapacaklar. Bu glowing plants denen parlayan bitkiler meselesi çok ilginç bir mesele. Biyosentez yollarıyla oluşturuluyormuş. İşte bir takım o parlayan genlere sahip varlıklardan genler izole ediliyor ve bitkilere aktarılıyor. Üstelik projeye kendiniz 40 dolar mı ne işte bir katkı veriyorsunuz. Size de bir bitkiyi parlatmak için bir şeyler yolluyorlar. O önemli değil de o detay, şunu söylemeye çalışıyorum. İleride bir gün caddelerin kenarındaki ağaçlar parlayacak ve bizim o cadde lambalarına ihtiyacımız olmayacak diyorlar. Bunu anlatan, bu projeyi anlatanlar. Burada bir video var. Şöyle bir düğmesine basayım ama amacım sizi eğlendirmek değil bugün. O yüzden kısa keseceğim bu videoyu. Our generation's frontier is
bu çok güzel Dilan, bu kadarı bana yeterli, kapatayım bunu. Diyor ki bizim limitimiz sadece hayal gücümüzdür. Biz de sizin aslında o var olan, içinizde var olan aslanı uyandırmanızı, hayal gücünüzü uyandırmanızı, yaptığınız işin daha iyi yapılma yollarını hayal edebilmenizi rica ediyoruz. Bu da başka bir firma. Hastaneden arkadaşlar vardır belki burada. Kan almaya gitmek bir kabus benim için. Mutlaka Zehra elimden tutmak zorunda, biri elimden tutmak zorunda şişe, tüplerce kan alıyorlar biliyorsunuz. Aslında biliyor musunuz o kadar tüp kana ihtiyaç yokmuş. Bir tek damla kanımızdan, tekrar edeyim, bir tek damla kanımızdan 30'a yakın test yapmak mümkünmüş. Kim söylüyor? İşte buradaki Theranos firmasını kuran hanım söylüyor. Burada da onu anlatıyor. Diyor ki bir tek damla kanınızdan 30 testinizi yaparız. Biz üstelik şeyleri de paylaşırız. O hanım da burada. Şimdi multimilyoner oldu bu hanım tabii tahmin edeceğiniz gibi. Amerika'daki Walgreens firmalarının köşesinde bu Theranos firmasının tahlil köşecikleri var. Bir damla kanınızdan 30 testi yapıyorlar. Hastanelerdeki o korkutucu iğne sırasına girmeye gerek kalmıyor. Yani bütün bunları niye dün gece seçtim, geç bir saatte seçtim bunları? Daha iyi örnekler de bulunabilir. Belki Okan Hoca ile Nigar Hoca daha da iyi örnekler verebilirler. Ama şu var şimdi dünyada. Tamam kabul ettiğimiz, doğal kabul ettiğimiz, bunun ötesi yok kabul ettiğimiz gelişmelerin bile daha ötesi mümkün. Yani bizim yaptığımız rutin devlet işinin ötesi haydi haydi mümkün. O yüzden sizlerden yaptığınız işi bir önceki günden daha iyi yapacağınız, daha verimli yapacağınız, daha az maliyetli yapacağınız, daha az çatışmalı yapacağınız, daha az tekrarlı yapacağınız, daha az enerji harcayarak yapacağınız yöntemleri düşünmenizi rica ediyoruz. Ama şart mıdır? Hayır değildir. İsteyen tabii gönüllü bir şey bu. İsteyen bu çabaya katılır. Ama inanın bana mutlu çalışmak için çok güzel bir araçtır daha iyisini düşünebilmek. Dünyada bizi ilgilendiren çok fazla gelişme var. Ben birkaç tanesinden daha bahsedip kapatacağım ki hocam size mekanizmayı anlatabilsin. Bir kere biz bir üniversite kurduk hep birlikte. Yani burada oturan kitle çok önemli bir kitle. Öyle bir üniversite kurduk ki hep birlikte. Bu üniversite bir kere büyük şehirlerde değildi. İlber Ortaylı hocanın kulakları çınlasın. İlk 8 yıl önce tanıştığımızda hoca hanım büyük şehirler dışında üniversite kurulmaz demişti bana. Ama sonra birkaç sene sonra geldi burayı gördü. A vallahi iyi yapmışsınız dedi. Büyük şehir dışında olmayan bir yerde büyük şehirdeki büyük üniversitelerle rekabet eden, onları sıralamalarda geçen, Türkiye çapında ödüller alan, dünya çapında işler yapan bir üniversite kurduk. Küçük bürolarımızda bunun ne kadar farkındayız bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardık. Bu işi şimdi daha iyi yapmanın yolları var. Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz herhangi bir üniversite değiliz. Yaptığımızın sürekliliğini, sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Peki biz üniversiteden bahsediyoruz. Üniversitenin geleceği nasıl? Bana sorarsanız üniversitenin geleceği çok ilginç. Bir kere dijital olmayan hiçbir hizmet sağlayıcının gelecekte yaşaması mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Üniversite de onlardan biri. Artık mekandan bağımsız, insandan bağımsız hale, zamandan bağımsız hale geliyor öğretimin, eğitimin her türü. Bu anlamda üniversitelerde giderek bu dijitalleşme, hatta işte vaporization diyorlar, buharlaşma. Yani nesne olarak tutamıyorsun ama dijital platformlarda görebiliyorsun aldığın hizmetin sağlayıcılarını. Böyle bir yöne doğru gidiyor diye düşünüyorum. Bak burada birkaç tane örnek size dün gece seçtim. Udacity, evet ücretli, bazıları da ücretsiz kurslarına katılabildiğiniz bir öğrenme platformu. Ve çok giderek çok talep alan bir yer. Biraz dün gezdim, çok da ilginç dersleri de var hakikaten. İşte nano degree'ler, şunlarla bunlarla daha çok uğraşmaya çalışıyorlar. Çünkü Silikon Vadisi bazlı sponsorları var anladığım kadarıyla. Bu böyle bir şey. Yani belki gelecekte böyle siteler üniversitelerin yerine hizmet görüyor olacak. Bu da Khan Academy, bunu duymuşsunuzdur. Yiyenleri matematikte zorluk çektiği için onlara daha iyi matematik öğretmek için, daha kolay öğretmek için Khan soyadı olan bir beyin kurduğu bir web site. Şimdi dünya çapında çok meşhur oldu. Türkiye'de de Türkçe'ye çevrildi bir sanayi kuruluşunun desteğiyle. O da burada.
bakın gelecekte işte böyle yerlerde eğitim görülecek diye tahmin ediyoruz. Eğitimin büyük bir bölümü buralarda olacak. Reklamını yapıyorum. Yok öyle bir şey. Yani birçok site var. Siz girin başka siteleri de inceleyin. Ama önemli olan şu, burada göstermeye çalıştığım. Dünya çok hızlı değişiyor. Eğitim öğretim dünyası da çok hızlı değişiyor. Emin olun bir 10 sene sonraki Düzce Üniversitesi bugünden çok farklı olacak. İşte o gelecekteki Düzce Üniversitesi'ne katkı vermek istemez miydiniz? Onun için bugün buradayız. Bu gelişmenin hızını bence şu örnek çok güzel gösteriyor. Bu Cray bir adamın gene soyadı, bir firma kurmuş, süper kompütür üretiyor 70'li yıllardan beri. 70'li yıllarda ilk yaptığı şey, adını siz söyleyin, Cray 1 denen süper kompütür. Cray 1 denen süper kompütür, burada fotoğrafını bulamadım ama araştıracak vaktim de olmadı, çok geç döndüm Ankara'dan. Bir oda dolusu bir bilgisayar, bugünün masanızda duruyor ya bilgisayar, bir oda dolusu 5,5 ton ağırlığında sadece 8 megabayt hafızası var. Yani 1 milyon kelime gibi bir şey ediyormuş bu da herhalde. Ve 8.8 milyon dolar fiyatı var. İlk yapılan süper kompütürün. Ve ne zaman yapılmış? 70'li yıllardı. Bugün süper kompütür var mı? Eminim bu salonda hemen herkeste var. Cebinizdeki akıllı telefon Cray 1'den çok daha becerikli bir süper kompütür. Ağırlığına bakın, büyüklüğüne bakın, fiyatına bakın. 8.8 milyon, 5,5 ton ağırlığında bir bilgisayardan bugün geldiğiniz noktaya bakın. Demek ki ne arkadaşlar? Bugün şu an yaptığımız işleri çok başka türlü yapacak teknolojiler 10 sene sonra kapıda. Biz o güne bugünden hazırlanacağız. Nasıl hazırlanacağız? Kendimizi geliştireceğiz, yaptığımız işi geliştireceğiz, kurumumuzu geliştireceğiz. Neden canım rahat rahat gidiyorum, geliyorum, servise biniyorum, işime gidiyorum, akşam da dönüyorum. Öyle mutlu olunmuyor bana sorarsanız. Öyle mutlu olunmuyor. Mutlu olmanın yolu verimli olmaktan geçiyor, birlikte üretmekten geçiyor. Ben şimdi kapatıyorum, hocayı davet ediyorum. Ama geçen hafta bir Hollandalı'dan duyduğum sözü söyleyeyim size, öyle kapatayım. Dedi ki, sahneye çıktı ve mikrofonu aldı. Kendinizi gıdıklayabilir misiniz dedi. Kendinizi gıdıklayıp gülebilir misiniz dedi. Bir deneyin evde, ben de dedim, o zaten ben gıdıklanmam da iyi bir örnek değilimdir herhalde. Ama gerçekten öyle, kendinizi gıdıklayarak gülemezsiniz. Gülebilmek için başka birinin sizi gıdıklamasına ihtiyacınız var. İşte burada da bu işimizi geliştirirken kendi kendinize fikirler üretin ama başkalarıyla da paylaşın. Ekip halinde yapmaya çalışın. Sizin görmediğiniz yanı başka biri görebilir. Sonra yaptığınız işten bambaşka işleri de inceleyin. Siz ihale süreçleriyle mi ilgileniyorsunuz? Ne bileyim, personeldeki bir arkadaşın ne yaptığına bakın. Buna biz kıyaslama diyoruz farklı alanlar içinde. Orada yapılan bir metot, orada işleyen bir süreç sizin de işinize yarayabilir. Ve tabii dünyayı sürekli takip edin. Boş zamanlarda sadece dizi izlemeyin, sadece magazin programı izlemeyin. Dünyayı takip edin. Dünyada çok ilginç şeyler oluyor ve biz hemen hemen çoğunu kaçırıyoruz rutine girdiğimizde. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum bugün buraya geldiniz. İnşallah buradan çok güzel fikirler ürer diye düşünüyorum. Biz de yaptığımız işi daha verimli, daha kaliteli, daha nitelikli, daha az hatalı ve daha mutlu bir şekilde yapmanın yollarını keşfederiz. Teşekkürler. Arkadaşlar hepinize günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum her şeyden önce. Bizler hepimiz kamu yönetimi sisteminin birer parçasıyız. Hepimiz sistemin içerisindeyiz. Hem ülkemizde hem dünyada mevcut kamu yönetiminin diyelim birçok sorunu var. Hani bizler bu sorunların bazılarına müdahale edebiliriz, bazılarına edemeyiz ama
kamu yönetimiyle diğer özel sektördeki yönetimi birbirinden ayıran en temel problem günümüzde etkinlik ve verimlilik problemi. Etkinlik nedir? Planladığımız işe ne kadar çok başardık? Verimlilik nedir? İşte çıktı bölüm girdi. Ne kadar elimizdeki ne kadar kaynaklı, ne kadar fazla değer üretmeyi başarabildik? Özel sektörde bunun ayrımını yapmak, bunlara çözüm önerileri geliştirmek, bazı teşvik mekanizmaları önermek, etkinlik ve verimliliği yüksek olan çalışanı daha fazla takdir etmek özel sektörde daha kolay. Kamu yönetiminde bu çok zor ve bir büyük kısıt olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden kamu yönetiminin etkinlik, verimlilik problemi bu kadar büyük. Çalışanla çalışmayanı iyi ayıramadığımız için, çalışanı daha çok takdir edip daha yüksek verimlilik ve etkinlik düzeyine ulaşmasını sağlayamadığımız için, işte sabah 8'de girip akşam 5'te çıkan, gün içerisinde hiçbir şey yapmayan kişiyle daha fazla değer üreten, daha fazla çalışan kişi arasında bir fark oluşturamadığımız için, diğer taraftan da yaptığımız işlerin bazıları tek kişide odaklandığı için, yani işi iyi yapan daha fazla, daha meşgul biri haline geliyor. Hiç iş yapmayan daha rahat, daha özgür kişiler haline geliyor. Artık hani bu kısır döngüyle mi yaşayacağız, yoksa hani buna müdahale edebilmek için acaba bir şeyler yapacak mıyız? Yani ülkemizdeki kamu yönetiminin sorunlarını yüksek mertebedeki kişiler çözsünler, biz bir şey yapamayız mı diye düşüneceğiz. Hayır, böyle düşünmeyeceğiz. Herkes kendi kurumu için bir şey yapabilecek olursa bunlar çoğalarak ortak bir değer, katlanarak bir değer haline gelirler. Şimdi bunların hepsi bu düşüncelerden, yani şimdi konuşacağımız mekanizma bu düşüncelerden ortaya çıktı. Acaba bizler hem sizin kendinizi daha yüksek motivasyona sahip olmanız için neler yapabiliriz? Daha hocamın dediği gibi daha mutlu çalışanlar olmanız için neler yapabiliriz? Mutlu çalışan, daha fazla değer üreten, kurumuna daha fazla kendini koyar. Yani gününü doldurmak için değil de bir değer üretmek için çalışan kişiler demek. O yüzden acaba tabii bir de diğer taraftan hani günlük konuşmalarımızda herhangi birinizle bir sohbete başlasak, hocam işte şöyle şöyle bir sıkıntı var, öğrenci bilgi sisteminde şöyle sorun var, personel sisteminde şöyle sorun var, öğrencilerle iletişimde bunlar oluyor falan, aslında şöyle yapabiliriz falan. Hem bakıyoruz günlük konuşmalarda sorun tarif edilebiliyor, hem de diğer taraftan biz kişilerin aklında, sizlerin aklınızda basit gibi görünse de bazı çözüm önerileri var. Demek ki bu bir sistematiklik haline getirilebilse bunlardan çok fazla hani kurumun faydalanabileceği, hepimizin daha iyi koşullarda çalışabileceği ortak bir fikir, ortak bir değer oluşturulabilir. Biraz da bu görüşleri sistematik haline getirmek için biz sürekli iyileştirme koordinatörlüğüyle rektör hocamızın liderliğinde çalıştık. Arkasından senatomuzda değerlendirdik, tartıştık ve bir noktaya vardık. Bir teşvik, yani sizlerin fikirlerinizi önerebileceğiniz, daha iyi işler yapmaya yol açacak fikir önerilerini geliştirebileceğiniz bir teşvik mekanizması. Şimdi şuradan kaydetmeye çalışayım. Yönergeyi zannediyorum hepinize duyuru biçiminde gönderdik. İncelemeye fırsat bulmuşsunuzdur ya da bulamamışsınızdır. Şöyle aşağıya doğru çok kısa. Buradan değil. Şimdi burada asıl önemli olan 7 kişilik bir komisyon web sitesi üzerinden yaptığınız başvurularınızı değerlendirecek. Bu komisyonun içerisinde bu bir sürekli iyileştirme, yaptığımız işi daha iyi yapma hareketi olduğu için hem akademik ve idari bilim yöneticilerimiz olacak bu komisyon içerisinde, hem de işte kalite temsilcisi, sürekli iyileştirme koordinatörü, idari bilimlerin başı olan genel sekreter, 7 kişilik bir komisyonla yapılan önerileri değerlendirecek. Bu önerileri birazdan göstereceğim, bu yönergenin ekinde bulunan
tarafından bir formla ileteceksiniz. Web sitesinde bulunan bu formu yılın dilediğiniz bir zamanı, istediğiniz an, yani aklınıza geldi unutmadan o hafta yazayım, göndereyim, bak bu daha iyi oldu, hemen ileteyim diye düşündüğünüz her an bu formu doldurarak sürekli iyileştirme koordinatörlüğüne iletebileceksiniz. Diğer taraftan bu değerlendirme havuzunun ne zaman, yani değerlendirme havuzunda biriken önerilerin diyelim, ne zaman değerlendirileceğini genel sekreterliğin ve rektörün oluşturacağı takvim zaten duyuracak. Asıl ödüllendirme süreci kuruluş yıl dönümümüz olan 17 Mart'ta gerçekleştirilecek. Demek oluyor ki yıl boyunca yapacağınız tüm değerlendirme öneriler Şubat, Ocak ve Şubat aylarında değerlendirilecek. Ödüllendirmeye değer bulunanlar da Mart ayında kuruluş yıl dönümümüzde takdim edilecek. Şimdi biraz ben bu süreçten çok ne arıyoruz'a değinmek istiyorum. Şimdi bir fikir ne zaman kıymetlidir? Yani kurumumuz için bir fikir ne zaman kıymetli? Tabii düşüncelerinizin hepsi kıymetli ama hani burada da bir rekabet var. Rekabet avantajı oluşturacak olan öneriler hangi nitelikte öneriler? Ona biraz değinmek istiyorum. Şimdi bir işi yaptığımız süreden daha kısa sürede yapmayı öneren bir öneriniz varsa, bir işi yaptığınızdan daha çok fazla nitelikte, daha yüksek nitelikte yapmanıza olarak sağlayacak bir öneriniz varsa, bu öğrencilerimiz, işte dış personel, dış paydaşlarımız, yani kurum dışındaki paydaşlarımız, biz bankalarla örneğin sayısız iletişim içerisindeyiz. Sürekli olarak işte maaşımızı aldığımız, hesaplarımızın yaptığı, öğrencilerle ilişkilerimizi düzenleyen bankalar var. Hani bu bankalarla olan iletişimimiz örneğin, bu bir dış paydaş. Bunu daha iyi, daha yüksek nitelikte yapacağınız bir öneriniz varsa, öğrencilerimize, içeride çalışanlara, öğretim üyelerine, çalışma arkadaşlarımıza, dışarıda etkileşim halinde olduğumuz bankalar, işte meslek odaları vesaire gibi, ticaret sanayi odası gibi, diğer üniversiteler gibi, tüm dış birimlere, birimlerin bizden duyduğu memnuniyeti artırıcı bir öneriniz varsa, daha az kaynakla daha fazla iş üretmeye olanak sağlayan önerileriniz varsa, daha az kalem, kağıt kalem tüketmeye, daha az, yani kullandığımız malzemeyi daha az kullanmaya olanak sağlayacak olan, maliyetlerimizi azaltıcı önerileriniz varsa, içinde bulunduğumuz çalışma ortamını, bizler, öğretim üyeleri, kendiniz, çalışma arkadaşlarınız, öğrencileriniz için çalışma ortamını iyileştirme önerileriniz varsa, örneğin yani çalışma odanızda bir düzenleme öneriyorsunuz, bir oturma sistemi, hiçbir maliyeti yok. O düzenlemeyle birlikte hatta tam tersine daha az sayıda masa sandalye kullanarak ortamı daha fazla verimli hale getirmeyi önerebilirsiniz. Bu bir alternatif örneği. İşte bunlardan acaba hangisini öneriyor? Yani ürettiğiniz fikir, aklınızdaki yenilik projesi diyelim, yenilik projesi ne kadar, bunların hangisini ne kadar karşılamayı öneriyor? Önemli olan bu. Ama bu form burada kaymış gibi görünüyor çünkü bu görüntü beni rahatsız ediyor. Ha, şimdi doğru görüntüdeyiz. Bununla ilgili şimdi formun ilk kısmı bununla alakalı. Size göre bu önerinin temel niteliği nedir? Zaman iyileştirici mi, kalite mi artırıcı mı, memnuniyet artırıcı mı, verimlilik artırıcı mı, maliyet azaltıcı mı, ortam iyileştirici mi, bunların dışında bambaşka bir amaca mı yönelik bunlardan birini işaretliyorsunuz. Konunuzu yazıyorsunuz. İşte idari mali işlerin işleyişiyle ilgili bir önerim var. Bu önerinin başlığı ve konusu nedir? Özgün değer nedir? Özgün değer dediğimiz şey, bu öneriyi şimdiye kadarki mevcut çalışma sisteminden ayıran şey nedir? Yani nasıl bir fayda yaratacak? Bunun sonucundan kimler faydalanacak? Bu probleme yönelik sunulan çözüm önerileriniz
nedir? Bu alttaki bölümü, değerlendirme sonucu bölümünü o sözünü ettiğim 7 kişilik komisyon dolduracak ve tüm önerilerle ilgili herkese geri bildirimde bulunulacak. Geri bildirimde bulunurken de uygun bulunursa zaten uygun bulunma sebeplerini size ifade edilecek. Uygun bulunmazsa da o öneriyi daha etkin, yukarıda söylediğimiz kriterlere daha uygun hale getirebilecek bazı ekler, düzenlemeler yapabilmeniz için uygun bulunmama nedenleri de size ifade edilecek. Tabii burada olimpik yüzme havuzu yapalım, herkes çok mutlu olsun tarzı bir öneri beklemiyoruz. Burada mevzuata uygunluk, yapılabilirlik, ütopik olmayan, ayakları yere basan, uygulanılabilir, gerçekleştirilebilir. Hepimizin aklında, aklımızı, gözümüzü kapattığımız zaman işte şöyle de olsa kurumda her taraf, işte bütün kurumlardaki gökyüzünü gergi tavan yapsak, bulutlar, resimler çizsek falan. Hani bu tarz bir ayakları yere basan olmayan öneriler beklemiyoruz. Yapılabilir, gerçekleştirilebilir. Hakikaten bir işi bir kenarına tutan bir amaca yönelik olan önerilerinizi bekliyoruz. İnşallah bunun sonucunda ilk olarak bu Mart ayında kuruluş yıl dönümümüzde Ocak-Şubat ayında topladığımız önerilerden çıkacak olan değerli fikirlerinizi hep birlikte orada kutlar, ödüllendiririz. Sormak istediğiniz bir şey varsa benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok hayırlı olsun inşallah. Başlayabiliriz. Form elimizde var şu anda. Herkes isteyen doldurabilir. Bizim özellikle son 2 senedir maalesef başında idari mali işlerde ya da yapı işlerinden talep ettiğimiz mesela bu yakın zamanda yapı işlerinden hemen hemen bütün birimlere gelmiştir. Önümüzdeki sene için olan tadilat talepleriniz. Ya da bu sene başında gelen idari mali işlerle olarak diyelim laboratuvar malzemesi ihtiyaçları, taleplerimiz tarzında şeyler. Şimdi biz mesela geçen sene, daha doğrusu bu senenin başında İdari Mali İşler Başkanlığı'na gönderdiğimiz epeyce bir laboratuvar tezgahı yapımıyla ilgili işlerimiz var. Bu işlerde sağ olsunlar epeyce bir uğraştılar. Kadir Bey olsun, Başkanımız Mehmet Bey olsun epeyce bir uğraştılar. Fakat şuradan kaynaklanan bir problem var. Bu talepleri karşılayabilmek için hocalarımızdan gelen teknik şartnameler ya da çizimler epeyce bir eksik. Evet. Yani şimdi hocalarla görüşüyoruz. Biz Turgay Hoca'yı bilmiyorum, bu da değil de muhtemelen. Turgay Hoca'yla görüşüyoruz. Ya bu bizim işimiz. Biz ne anlarız bunların teknik şartnamesinden diyor, haklı. Şimdi şöyle de bir durum var. Biz peki nasıl karar vereceğiz? Turgay Hoca'nın yapılacak laboratuvarın tezgahının nasıl olacak? Şimdi bu işler yapılırken, yapı işleri ve idari mali işlerde oluşturulacak bir ekip, bu talepleri isteyen hocalarımızı çağırıp, bu teknik şartnamelerdeki eksiklikleri kendilerine de izah ederek anlatacak. Kopya veriyorsun herkese Turgay şu anda. Kendi önerilerini. Lütfen bak, rekabet avantajından bahsediyorum. Şaka bir tarafı, hani kimse kimseden bilgi kaçırmasın ama bu tam da böyle bir iş. Bak hem problemi tarif ediyorsun hem de çözüm önerisi var. Hakikaten doğru bir iş yaptığımızı bu söylediklerinden biliyor musun hocam? Biz üç ayın. Evet. Budur hocam benim. Doğru. Hani bu sürece bırakmadan Hasan Bey burada şimdi notlarını almıştır muhtemelen. Çok güzel bir yer olabilir tabii. Aynı problemi hastanede de yaşıyoruz. Hastanedeki arkadaşlar, lunar sermaye çalışanlarımız varsa şimdi malzemenin teknik şartnamesini lunar sermayedekiler mi bilecek? Hekimler mi bilecek? Hastane yönetimi mi bilecek? Yani bu böyle bir çalışma oraya da ışık tutarabilir. Buyurun. Hocam çalışmamızla ilgili teknik destek alabilecek miyiz? Yani önerimizle ilgili sürekli... Tabii ki alabilirsiniz. Yani, çünkü orada önerinin konusu diyor ya, konu hangi birimi ilgilendiriyorsa gidebilirsiniz, o daire başkanıyla konuşabilirsiniz. Hasan Sadi Bey burada her zaman acaba nasıl olabilir? Mutlaka herkesten istediğiniz zaman her türlü desteği alabilirsiniz. Herkesin kapısı açık.
Öncelikle böyle bir çalışmanız için teşekkür etmek isterim. Hastanede bu konu için epeyce bir malzeme bulacağımızdan eminim. Bu konuda en iyi çalışanlarınızdan biri olacağım. İnşallah, teşekkür ederiz. İnşallah. Başka söz almak isteyen yoksa? Hocam söyleyeyim. Tanzade Bey'in hatırlattı. Bir yazı yolladık birimlere. Tek kişilik odaları kaldırıyoruz. En az iki kişi olacak şekil duracağız hepimiz. Hocam tabii siz rektörsünüz. Yukarıda koskoca ne diyordu basın? Kendine köşk yaptır diyor. Koskoca köşk odasında oturuyorsunuz. Biz ikişer kişi yok. Benim oturduğum oda kaça kaçlık bir oda acaba? Üçe üçlük bir odada ben çalışıyorum. O gördüğünüz makam odası benim değil. Devletin makam odası. Ben orada çalışmıyorum. Dolayısıyla benim de üçe üçlük bir odam var. İçiniz rahat olabilir. Bu uygulamanın çok temel bir sebebi var arkadaşlar. Biz kamuda çalışanlar, bilelim ya da bilmeyelim, farkında olalım ya da olmayalım, kendi paramızı harcamadığımız için bazen savurgan olabiliyoruz. İşte bunun böyle bir harcama matrisi var hocamlar, daha iyi bilirler. Başkasının parasını risk almadan harcayanlar çok kolay harcıyorlar. Tam o kareye denk geliyoruz. Aslında bir şeyin farkında değiliz. Başkasının parası diye düşündüğümüz şey gene bizim paramız. Devletin parası gene bizden çıkıyor. Dolayısıyla işte geçenlerde koridorlarda dolaşırken baktım her birimiz ayrı bir kocaman odada oturuyoruz. Öyle tek başına yalnız adacıklarda oturursa böyle çalışmalar sonuç vermez. İşte o Hollandalı sahneye çıktı diyor ki kendi kendi gıdıklayıp güldüremezsin. Birinin seni gıdıklaması lazım. İşte o ikinci kişi sizle fikir terapisi yapacak, iş süreçlerini konuşacak, dertlendiğinizde sizi dinleyecek, mutlu olduğunuz gün ya bugün neşelisin diyecek biri odanızda. Bir başka nefes, bir başka can. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca bu kadar mekanı bu kadar erken doldurmak da normal değil. Orayı dolduruyoruz, ısıtıyoruz, soğutuyoruz, temizliyoruz, aydınlatıyoruz. Biraz bunlardan da tasarruf edebiliriz. 2015 yılı zor bir yıl ülkemiz için. Biz de elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden anlayışınıza şimdiden teşekkür ederim. Şunu unutmayalım. Bu üniversitenin en yüksek puanlı öğrenci alan, en fazla gelir sağlayan, en fazla değer üreten birimi olan tıp fakültesi ve hastanedeki hekimler, profesör ünvanlı hekimler yıllardır iki kişi bir odada oturuyorlar. Kaç metrekare? Benim oda kadarmış, o zaman ben de savurganlık yapıyorum. yani demek ki 9-10 yani de ki 12-13 metrekarelik odalarda iki profesör oturdular yıllardır. Yani bunu böyle düşünürsek eğer anlarız ki mekan kullanımı önemli bir maliyet sorunu yaratabiliyor. Ama onun ötesinde işte birlikte olmak, birlikte nefes alıp vermek ve paylaşmak için aynı odaları paylaşmak, mekanları paylaşmak çok önemli. Bundan sonra yapılacak binalarda yapı işlerinden rica ediyorum. Tek tek odalar düşünülmesin, geniş mekanlarda birbirinden ayrı çalışma istasyonları düşünülsün. O zaman daha da canlı bir çalışma ortamı sağlamak mümkün olur diye düşünüyorum. Peki. Sorusu olan varsa Okan Hoca burada, Nigar Hoca burada tam zamanı. Yoksa da herhalde size elektronik postayla ya da telefonla her an ulaşabilirler. İsterseniz o elektronik postayı duyurursanız. Tamam. Okan Butunar@düzce.tr'den de ulaşabilirsiniz. Sürekli iyileştirme@düzce.tr'den de ulaşabilirsiniz. Onun haricinde 1640 dahili 1641 dahili numaralarımız. Buralardan da ulaşabilirsiniz. Teknik konuda da yani formun nasıl doldurulacağı konusunda. Çünkü akılda fikirler varken yazıya dönerken daha detaylı düşünmeye başlıyorsunuz. Konu derken neyi kastediyor, çözüm önerisi derken neyi kastediyor, buradaki cümleleri nasıl toparlayabiliriz tarzındaki forma ilişkin, iyileştirme ilişkin teknik konularda her zaman yardımcı olursunuz. Biz yönerge ile birlikte başvurularınızı, yani formlarınızı iletebileceğiniz son tarihi de ana sayfaya koyacağız ve tüm çalışanlar hepinize elektronik postayla da ileteceğiz. İnşallah Mart ayına kadar da sonuçlandıracağız. Hepinize teşekkür ediyoruz.
Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.